Değerli basın ve kamuoyu, İstanbul'da 19 hastanenin yeni doğan bakım, yoğun bakım servislerinde tedavi edilmekte olan 10 bebeğimiz SGK'yı dolandırmak ve kamu kaynaklarını yağmalamak amacıyla çete kuran zanlılar tarafından hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 10 masum bebeğimizin katledildiği dönemde bu hastanelerde denetleme yapan dönemin İl Sağlık Müdürü personeli usulsüzlükleri, yanlış tedavileri görmelerine rağmen bu hastanelerle ilgili bir işlem yapmamış ve çetelerin eylemlerine devam etmelerine izin vermişlerdir. Öyle ki özel hastaneleri denetlemekten sorumlu olan İl Sağlık Müdürü yetkilileri Cumhuriyet Savcılığına verdikleri ifadede 2023 yılı başında usulsüzlük yapılan denetlemelerde, uygulanan tedavilerde ve yapılan işlemlerde usulsüzlük olduğunu gördük. Epikrizleri boş, eksik, doldurulmamış dosyalar vardı şeklinde beyanları vardır. Bu ifade 2023 yılı başında bu hastanelerdeki usulsüzlükleri tespit eden İl Sağlık Müdürlüğü'nün 27 Mart 2023 tarihinde isimsiz bir CİMER ihbarına kadar harekete geçmediğini, CİMER ihbarı sonucunda durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmek zorunda kaldığı ve bu ihbar olmasa herhangi bir işlem yapmayacaklarını göstermektedir. Öyle ki 16 milyonluk bir şehir olan İstanbul'un yeni doğan yoğun bakım servislerinde yatacak hastaların sevk işlemleri bir ambulans şoförü ve iki sevk memuruna bırakıldığı, çetenin istediği gibi eylemlerini gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Bu ihbarın öncesi ve sonrasında aylarca bebeklerin ölümüne sebebiyet veren çetelerin, hastanelerin yasa dışı faaliyetlerine göz yumulmuş ve hastanelerin kapatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezlekesi beklenmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında sağlığı ticari metaya dönüştüren ve para hırsıyla canlarımıza kıyan bu çetelere, zemin oluşturan bu oluşumlara göz yuman AKP bu işin baş sorumlusudur. SGK'yı dolandırmak ve daha fazla kar amacıyla masum bebeklerimizin ölümüne sebebiyet veren bu çete cezalandırılmalı ve sonuna kadar mücadele edilmelidir. Bu işlemlerde ihmali olan, çetelerin bebekleri katletmesine zemin hazırlayan ve seyirci kalan Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında da bir an önce soruşturma başlatılmalıdır. Sayıştay 2012 raporlarında özel hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatak sayısından daha fazla hasta bakmış göstererek, fatura düzenleyerek SGK'dan para talep edildiği, daha fazla para talep edildiği belirtilmektedir. Bu durum olayın 2012 öncesinde de gerçekleştiğini ve uzun yıllar devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle şu anki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanında dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Mehmet Müezzinoğlu ve Fahrettin Koca da bu işlemlerden sorumludur. Bu nedenlerle haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Mevcut Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlık içinde soruşturmayı yöneten müfettişlerin amiri konumundadır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bir an önce istifa etmeli ya da görevinden alınmalıdır. Aksi takdirde olay münferit bir kriminal olay gibi görülecek ve çete mensuplarının cezalandırılmasıyla kapatılacak. Sağlık Bakanlığı'nın bu olaydaki ihmali ve sorumluluğu göz ardı edilerek benzeri yeni olaylara zemin hazırlanacaktır. Evet. Değerli basın mensupları, hepimizi üzen, insanlığımızdan utandıran, vicdanlarımızı kanatan 10 bebeğimizin öldüğü bu vahim olayla ilgili adliyenin önündeyiz. Elbette ki bu konuyla ilgili suçu olan, suça karışan ve yargı süreci devam eden sözde doktor ve sağlık emekçileriyle ilgili hukuki süreç, adli süreç devam ediyor.
en ağır cezayı almaları için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Peki sadece bu iddianamede adı geçen kötü insanların ceza alması yeterli mi? Bu yaşanan olayın sorumlusu sadece bu kişiler mi? Bir yıl önce, 1,5 yıl önce bu olayı bilmesine rağmen CİMER'den şikayet gelene kadar kılını dahi kıpırdatmayan İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin hiç bu suçu yok. Bugünün Sağlık Bakanı, o günün İl Sağlık Müdürü konuyla ilgili CİMER'den şikayet gelene kadar işlem yapmadıysa onun hiçbir suçu yok. Fahrettin Koca dönemin Sağlık Bakanı 1,5 yıl büyük bir titizlikle bu olayı takip ediyoruz derken, bu teknik takip yapılırken 7 çocuk ölüyor ve bakanlık buna seyirci kalıyor. Bu bakanlığın hiçbir suçu yok. Yine aynı şekilde sağlıkta dönüşüm adı altında sağlığı piyasalaştıran, kamu denetimini ortadan kaldıran ve bu sistemin en baş sorumlusu olan Recep Akdağ'ın suçu yok mu? Peki sadece bu kişiler mi suçlu? Bu bakanları atayan, bu devleti şirket gibi yöneteceğim diyen, bu ülkede yaşanan her şeyin sorumlusu olan tek adamın hiç mi suçu yok? O nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün, evet, bu olayda adı geçen, iddianamede adı geçen kişilerle ilgili adli süreci takip edeceğiz. Ancak bu işin siyasi boyutunu idari makamlarda olup da hesap vermeyenlerin görevi kötüye kullanmalarını da müsaade etmeyeceğiz. Bugün bu kişiler hakkında birazdan savcılığa bir suç duyurusunda bulunacağız. Elbette ki her şeye rağmen bu ülkede adalete, sağlığa olan güvensizliğin olduğu bir ortamda, her şeye rağmen yürekli savcıların, cesur hakimlerin olduğunu olan inancımız ve umudumuzla da bu sürecin takipçisi olacağız.